Tarihselci yaklaşımınızda eleştirenler hani diyecek de diyemiyor diyorlar. Panteistim diyecek ama diyemiyor diyorlar. Hı. Bir paragraf örnek vereyim. E, tarihselci düşüncede diyor e, eleştirmenleriniz Tanrı ile alem arasındaki ayrılık ortadan kaldırılarak panteizme ulaşılmaktadır. Yani Alman tarihselciliği örneğinde görüleceği gibi hesabı verilmiş bir tarihselcilik ancak panteizme dayanarak mümkündür. Dobra dobra bir tarihselciyseniz panteizmi kabul etmek zorundasınız. Panteizm ise kendi başına hesabı verilmesi gereken ve İslamiyetle alakası olmayan müstakil bir dindir. Panteizmi kabul etmeden tarihselci olmak ve tarihselci fikirleri savunmak sadece hesabı verilmemiş bir yola Girmek anlamına gelmektedir deniyor. O ne yan, diyorsunuz? Eyvallah. Ben e, gıcık kelimesini kullanabilir miyim tırnak içinde? yani O bir hakaret değil. Değil. E, bu buraya demeyeceğim. Böyle sükseli retorik yaparak bir şey söylüyormuş gibi yapıp aslında tartışmanın hiçbir yerinde yer almayan Hı -hı. bu tür entelektüel e, fiyakalı cümlelerle kotarılmış eleştiriler bana her zaman gıcık gelmiştir. Hı hı. Ee, kişiye değil de eleştiriye diyorsun. Kişiye eleştirinin biçimine. Hiç hakaret yok. Evet, hiç hakaret yok. <laughs> Bildiğim gerekçelerimi söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> Efendim panteizm öyleydi. Vahdeti vücut bilmem hesabı verilmemiştir. Panenteizmin ki hiç verilmemiştir. Spinoza'nın panteizmi bilmem ne şu bu. Birçok şey söylenebilir hı hı. bunlara dair. Tamam, benim de bir tercihim var. Tamam, panteizm Tanrı ile Allah arasındaki o ayrışma zeminini kaldırıyor. Aslında siz örtük Allahsızız diyeceksiniz de, yani diyemiyorsunuz. İşte Allahsızlığı örtük örtük, kainatı Allah yapıp, doğru mu? İçkinleştirip kainatın için. tamam oraya geliyor iş. Bu, bu ona ona, bu ona, ona demek istiyor. Tamam, bize ona öyle bir şey söylüyor. Peki, siz Allah'ı alemden ayrıştırdınız da, Ne yaptınız? Sizin zihninizde Allah zatsa, konkre bir varlık mıdır? Mekan tutar mı? Hem zatiyeti olup hem alemin her tarafında, kan damarında olan, can damarında olan, kişiyle kalbinin gönlünün arasına girdiğini söyleyen Allah zat nasıl oluyor? Bana bir söyler misin abi? Zat yani ...personalitesi olan bir Allah inanacak. Sünni kelamda budur. Mesela o zaman siz de şunu söyleyebilir mi oluyorsunuz? Bunu mu anlayayım? E sen de Zeus gibi bir Allah'a inanıyorsun. E sen de Zeus gibi bir Allah'a. Hz. Peygamber döneminin Allah yani orada algısı... orada oturan, aşağıya tabi, bakan tabi, sakalını... Allah... Hz. Haşa. Peygamber ve sahabe döneminin Allah tasavvuru... ...Selefiye ve ehl ...alimlerinin kitaplarında... 700-800 tane rivayet vardır. Allah'ın güldüğünde dişi de görünür. Ayağını gider cehennemin üstüne de basar. Bunlara öyle eli kudretti, nimetti. İşte efendim arşa oturması istilaydı, hükümranlıktı diye öyle kıvırıp durmayın. Bas bayağı öyledir. Ne menem olduğunu bilmeyiz ama el eldir. Hiç yoruma girmeyin. Allah nerededir? Ayet açık, göktedir. Peygamberimiz kıza sormuş cariyeye Kızım nerede Allah? Gökte. Bu doğru söyledi. Bu kıza azat et bakayım. Gökte Allah. Öyle hadisler var ki kıyametteki o şefaati uzma ile ilgili o büyük şefaatle yani bütün insanlık bekliyor hesap gününde daralıyorlar. Peygamberin şefaatiyle Cenab-ı Allah şeyi başlatıyor ama bunun ritüel sahneleri öyle ki Allah altı tane melek Allah'ın tahtını taşıyor. Hamele-i arş. Melek soyut bir şey taşıyabilir mi? Yani neyi taşıyor? Alt, alt, şey sekiz melek, sekiz melek Allah'ın arşını, kürsisi var. Kürsü ne demek? Şu masada otururken öğretmen eskiden şu ayağını koyma yeri var ya, ona kürsü dönüyor. Bunların hangi birini soyutlaştıracaksınız? Nereye kadar gidecek? Üçüncü Hicri yüzyılda bunlar somut, tevil edilemez metinlerde Allah gökteydi. Bakın ehli sünnetin kurucu babaları olan Ahmed İbn Hanbel'ler Hicri 3. asırda yani 800'lerde Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğuna inanmak kitapsızlık, dinsizlikti. Onlara zanadıka deniyordu. Çünkü gök gökteydi o zaman. O zamanki sünni doktrin gökteydi. Aradan sadece 3 asır geçti. Fahrettin Razi geldi 606'da ölen 1210'da. Dedi ki Allah'ı gökte demek dedi. Allah'a mekan izafe etmektir. Teçsim ve teşbi teşbih. Yani antropomorfizm, insan biçimci anlayışa götürür bizi. Bu sakattır. Allah'ın semada olduğunu söyleyen ayeti biz semayı gök diye değil Allah'ın yüceliği diye yorumlayalım deyip işin içinden çıktılar. Hatta orada biraz da Mutezile'nin aparatlarını kullandılar. Çünkü çıkış yok işin içinden. Cüveyni ile birlikte böyle bir istikamet başladı. Aha, o gün bugündür biz Mutezile ekmeği yiyoruz onu söyleyelim yani. Hiç kimse hem ekmeğini yiyip hem küfrederler ama o haberi sıfat dediğimiz Allah'ın eli ayağı oturması, kalkması, gelmesi, inmesi vesaire şey Mutezile enstrümanları kullanıyoruz. Peki soruyorum. Ayet bu kadar açık da Allah arşa istiva etti diye neresini anlamadın da oralara eğip büküyorsun? Sana soruyorum. Hicri 3. yüzyılın sünniliği gökte derken, bugünkü sünnilik gökte demeyi bir sakat inanç sayıyor. Aynı mezhebin Allah tasavvuru bile kendi içinde tepe taklak olmuş. Sen hangi sabit Allah tasavvuru... Üstadım Allah gökte mi yerde mi hiç önemi yok. Bir tek önemi olan şu, cenab Allah sana kul olarak ne yaptırabiliyor veya sen kul olarak Cenab-ı Allah'ın hangi hatırını sayıyorsun, ne yapıyorsun ona? Birisi gökte inanmış, biri somut inanmış, biri say. Şimdi bizde personalitesi var Allah'ın. Hadi yum gözünü bakayım, yum. Hocam Allah nasıl zihnine düşüyor bir söyler misin? Çünkü zat, hiç sıfır. Bir kudret olarak. Tabii söyleyeyim mi ben size? Bal gibi değilsiniz ya. Bunu böyle söylüyor. Tabi bir yere oturmuyor veya bal gibi agnostiksiniz aslında daha, daha iyi tabi agnostiksiniz. Peki e, bu sizinki yani Allah, Allah madem insanı... bu kadar çerçevesi çizilmiş net, hadi bir bir et. Bakın. Peki Allah insanı kendi suretinde yarattıysa eğer o, antropomorfik o, o... olmasının sakıncası ne ya da yani? Ee, yani. Evet. Ama şimdi bu suret hadisine de binbir takla attıracaklar yorumlayarak. Çünkü hmm. insan biçimci olamaz Allah. Çünkü o Tevrat metninde geliyor. Hadi kendimize benzer bir adam yapalım dedi. O şimdi ala sureti hideki o hi zamirini oraya çekiştir, buraya çekiştir, oraya götür durumu kurtaralım diye. Oysa sahabe döneminde hiçbir durum kurtarma sıkıntısı yok. Ama sonra felsefi sorunlar sökün edip gelince insan biçimci Allah tasavvuru zihinlerde sorun yaratmaya başlayınca o metinler yeniden yeniden ele alınıp yorumlandı. Bak üstadım tasavvur değişir ama sabit olan Allah inancı fikri değişmez. Bir tirmizi hadisi var. Ene inde zanni abdi bi nokta. Ben kimim neyim diye sorarsanız ben kulum beni nasıl tahayyül tasavvur ediyorsa ben öyleyim. Bu ne demek biliyor musun? Hiç kimse bana oradan bana kalıp belirlemesin, şema belirlemesin kimse beni kendi kategorik tanımlarının içine hapsetmesin. Çünkü ben, ben de herkesi tabii, bir kategorik tanımın evet, içerisine hapsedebilirim. Hapsedebilirim. Musunuz? Ben kimsenin tanımına sığmam diyor Allah. Ama onu tasavvur diyor ki kulunun kalbine sığar ama Allah. Tamam git kelam ilmini, git ateist çetelerle vuruşmak için, İslam'ı savunmak için yap. Ama gelip de müminin Allah'la nasıl gönül bağı kurduğuna ayar vermeye kalkma. Bugüne kadar kimse bana kelam ilmin argümanlarıyla Allah buldum demesin. Çünkü kelam da Allah, ne olduğundan ziyade kulla ilişkisi nasıl olduğundan ziyade aman kula benzemesin aman hadis varlığa benzemesin aman aşkınlığını koruyalım aman o transandal tarafını koruyalım derken o değil bu değil şu değil derken aradaki çocuğun elinden kaçan uçan balonun gökyüzünde kaybolması gibi mefhumu muhalif üzerinden evet, tanımlamanın tan tuzağı, budur zaten. tuzağı budur o değil bu değil ama o açığı kim kapattı biliyor musunuz? tasavvuf kapattı getirdi. Hani o Musa çoban bir hikayesi noktaya, vardı. Evet. Bir noktaya sığdırdı. Ya üstadım bunu böyle ucuz eleştirilere girmenin... İnsanın hiçliğini Allah'a sığdırdı. Tabii. Üstadım ben şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim vahdedi vücuttan bahsetmez. Vahdedi vücut ayeti var mı diye arasanız bulamazsınız ama bir şeyler iliştirilebilir. Mesela hüvel evvelü vel ahirü ve zahirü vel batın. Dış o, iç o, baş o, son o. Her tarafından çerçeveliyor. Allah her yer. Şimdi Allah Yahulü beynel mer'i ve kalbihi. Kasım hocam dehşet bir ifade ya. Hı hı. Allah kişiyle duygusunun arasına girer diyor üstadım. Hani bizim ya mugallibel gulub dediğimiz kalpleri evirip çeviren. Üstadım bu nasıl bir Allah? Yani damarında kanınım demek gibi bir şey. Al yuvar gibi bir şeyim diyor. Bu kadar içimize giren, bu kadar yakın olan, bir kişi üç kişi konuşmasın ki dördüncüsü Allah olmasın diyor. Şimdi sen bunu o selefi kafayla gökyüzüne nasıl oturtacaksın? Üstadım şunu söyleyeyim size. Her fikrim az çok bir böyle bir kategorik reddetmeler, kategorik peşin kabuller bana bu dini alanda çok iyi yaklaşımlar gibi gelmiyor. Hı hı. Ben şöyle söyleyeyim, ben vahdeti vücut fikrine yakınım. Bu kadar söyleyeyim yani. Peki... Osmanlı da hocam geleneğe de yakın biliyor musunuz? Nasıl? Öyle... Şimdi bize İbn Arabi aslında bu fikrin temsilcisidir. Şimdi vahdeti vücudu niye söyledim? Bunu bir iki elekten daha geçirirseniz, biraz daha rafine ederseniz panteizm gelir. Biraz daha rafine ince elekten geçerse panenteizm gelir. Üst elekte de vahdedi vücut durur. Ben açık söyleyeyim. Ama belki biraz daha bunun Hı -hı. alt alt basamaklarında felsefi detaylandırmalarıyla... Panteizm, panenteizm böyle gider silsile. Vahdeti vücut İbn Arabi fakat bizim Osmanlı topraklarına İbn Arabi üzerinden gelmemiştir. Sadreddin Konevi üzerinden gelmiştir. Bu Konevi geleni hı hı. yani İbn Arabi'nin şarihi işte bizim ilk medresemizin başına getirilen Davud-u Kayseri ile başlar. Oradan Molla Fenarilere kadar sarkar ve Osmanlı'nın o Köşe taşı adamlarının çoğu aynı bir tarafı molladır, medrese mollasıdır, fıkıhçıdır, kadıdır. Öbür tarafı İbni Ara Arabi damarında bir tasavvuf. Osmanlı acayip bir şey yaşatmış hocam. Zahirci, fıkıhçı, kadılığı da götürmüşler. Batıncı, vahdeti, vücuda bakan İbni Arabi'yi de aynı harmanda harmanlayabilmişler. Ne sıkıntısı olmuş Hiçbir şey olmamış yani. E 600 sene sürmüş. Sürmüş. Buraya. Üstadım ben vahdeti mevcut demedim. Bak karıştırmayalım. Vahdeti mevcut şudur. Her nesne Allah'tır demek. Bu kupa Allah'tır. Hı hı. Bu telefon al, haşa. Vahdeti vücut şu. Her nesnede Allah'ın bir imzası, bir eseri, bir tecellisi vardır. Onun için vahdeti şuhud da eklemişlerdir bunun yanına. Yani görselde de Allah var. Üstadım ben güle gül olarak bakmıyorum. O kara toprakta ve inek, affedersiniz bağışlayın beni, Mesela. hayvan gübresiyle birlikte oradan gül çıkıyor, oradan şeftali çıkıyor, oradan üzüm çıkıyor. Gübre var altta hocam. Gübreyi gübre olarak gördüğünde tiksiniyorsunuz ama o gübre, o su, o toprak, o mineral size başka bir şey veriyor. Bambaşka bir şey. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey üstadım? Siz Boğaz'da hiç Erguvanlara baktınız mı? Ya? Çok bakarım. Heh. O size neyi hatırlatıyor ya? Eğer o göz Allah'a bir tek Kur'an ayetinde bana, görüp Erguvan'da görmüyorsa ben o gözü istemiyorum abi. O göz senin olsun. Hı. Sen git bir tek ayetin içinde ara Allah'ı. Ben Allah'ı her yerde buluyorum. Benim vahdeti vücut anlayışım o. O denizin o dalgası o iyot kokusunda da Allah var. O Yunus'un o süzülerek inip çıkmasında da var. Erguvan'da da var. Gül'de de var. Her yerde o var. Çünkü kainatın her zerresine imzasını atmış. Bitti. Bu kadar bitti. Ve aynı zamanda onu da beni her an himaye eden, gören, hatta hasbihal ettiğimde, yüzleştiğimde, bazı gizli kendisiyle böyle görüştüğümde, bana böyle olursam böyle olur mu ya Rabbi dediğimde yarın al aha bak gördüğün gibi oluyormuş diyecek kadar da sıcak iletişim haline geçebildiğim ha ...sana göre vehim olabilir. ...iman üstadım adı üstünde itimat ve güven demektir. Güven bir duygu işidir. Bilgi işi değildir. Kanıt işi değildir. ...ispat işi de değildir. Sizin söylediğiniz şu şu bit, değil bit. değil mi? Yani evet. Allah benle konuşuyor demiyorsun... Haşa haşa. Yani o şey o hemdem oluş yani bak bu konuda biraz... Hemdem oluş aslında çok Evet iyi ifade ediyor evet. ama biraz o, açın o, onu bizi seyreden Yani şey herkese. değil yani Cenab-ı Allah bana vahiy indiriyor falan değil yani. Bakın o konuda çok hassasım. Öldü gitti. İskender Evrenasoğlu e diye biri vardı. Peygamberlik aslında bulundu. Bir tarih bizim bütün ilahiyatçıları mahkemeye vermiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i tahrif ediyorlar dini diye. Mahkemede, savcılıkta bunun iddia dosyasını bana göndermişti yani. Buna bir bilir bilirkişi şeyi yazdı ya. Yani ben kafayı sıyıracaktım yani şeyleri görünce. Haşa öyle bir şey söylemiyorum. Ben sadece şunu diyorum yani. Martin bu benim ben ve o var. Ben ve şey var. Yani sen ben ilişkisi. Allah'la kul arasındaki ilişkiyi biraz... Denistifiye eden ilişki. Kişiselleşti. Kişiselleşti. Zaten kişisel bir Evet. Kişisel bir ilişki. Bunu, bunu, bunu kastediyorum. Yoksa ben henüz e, tırlatmadım. Yani Allah bana tecelli etti. Tırlatandan bol bir şey yok ama siz, siz tırlatmayın. Hı.